Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. Bugün neler yapacağız efendim? Yine çok güzel bir perşembe. Perşembemiz mübarek olsun efendim. Herkesin evinde huzur, bereket, neşe eksik olmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Böyle güzel dileklerle, iyi niyetlerle, dualarla açılış yapalım. Sonrasında zaten her şey yolunda gider. Biliyorsunuz evrene, dünyaya ne gönderirseniz geriye onu alırsınız efendim. Bugün neler mi yapacağız? Şöyle bir geçelim. Yine çok güzel kalabalık bir menüm var. 5 çeşit hazırlayacağız efendim sizler için. Ahçıbaşı çorbası yapacağız. Akabinde domatesli tepsi kebabı, baklava yufkasından bülbül yuvası derken bile böyle bir damağım böyle bir tatlandı. Sarımsaklı bulgur pilavı ve greyfurt salatası yapacağız efendim. Tabii ki bunları ben tek başına yapmayacağım. Bugün konuğum çok becerikli. Hem sesi çok güzel hem de eli becerikli. Mutfakta da çok maharetliymiş. Böyle yarısından fazlasını tariflerimizin kendisine verdik. Cumali Özkaya bizlerle olacak. Hepsi ve daha fazlası çok kısa bir reklam arasından sonra karşınızda. Görüşmek üzere. Cumali Beyciğim hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Güzel teşekkür ederim. Giriş yaptık böyle birazcık hafif fonda. Efendim çok teşekkür ederim. Sizler de eşlik ettiniz o güzel oyununuzla, o güzel enerjinizle, samimiyetinizle. Cansız. Ben çok keyif aldım. Ben de aynı şekilde. Ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun iyiyim. Çok teşekkür ederim. Pandemiyle aranız nasıl? İyi mi? Vallahi geçirdik mi? Şu ana kadar geçirmedik. Belki de geçirdik. Farkında değiliz. Evet. Hiçbir semptom falan olmadı diyebiliriz. Çok güzel. Bu 1-2 yıldır pandemiden dolayı Ramazan'da genel anlamda geçirdiğimiz vakitlerde buruk geçiyor. Evet. Onun dışında ne dikkat etmeye gayret ediyoruz. Nerede o çocukluğumuzun Ramazanları? Diyoruz. Değil mi? Artık 2 yıl öncesini bile arıyoruz yani. Arıyoruz. Sadece şey değil, Ramazan değil. Bu arada bizi izleyen tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Artık yolu yarılamış olabiliriz ama. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz artık. Baş aşağı iniyoruz. Nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Yani gerçekten hani bereketli bir o kadar da huzur dolu bir ay aslında. Ne kadar evde de olsak, çok fazla sevdiklerimizle görüşemiyor bile olsak. Gerçekten bir başka huzuru var Ramazan ayının. Ramazan ayı, evet. Çocukluğumdan beri böyle iple çektiğim, bayram sabahını böyle iple beklediğim. Yani çok özel bir ay. Çok özel. İnsanların aslında kendisini yokladığı, vicdan mahkemesini yapabildiği, kendisiyle baş başa kalıp empati yaptığı, rızkına kanı olduğu ve bir yandan da Rabbine tefekkür ettiği bir ay. Kesinlikle katılıyorum. Onun için çok özel bir ay. Rabbim inşallah tekrardan nasip etsin ama Amin. Bu sefer inşallah böyle kalabalık Ramazan sofraları, iftar sofraları görelim inşallah. İnşallah. Yani kalabalık olacağız inşallah yakın isteklerimiz zamanda. Bu. Özellikle birkaç gündür sosyal medyada yapmış olduğunuz DM mesajlarına göz atıyorum. O kadar güzel yorumlar var ki çok güzel pozitif güne başlıyoruz sayenizde ve gerçekten çok enerji dolu geçirdiğimizi söylüyorsunuz. Bütün ekran başına bizi takip eden bütün izleyicilerime tek tek sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten enerji olmalı. Bir şekilde birbirimizle karşılıklı o enerjiyi zaten alıyoruz. Ben sizin güzel dualarınızla, güzel yorumlarınızla burada daha güzel, daha başarılı bir iş çıkartıyorum. Siz de ne güzel evlerinizde, yüzünüzde tebessümle bizi Aynen. izliyorsunuz. Sizden istediğimiz zaten bu. Biraz daha rahat olun. Hayatı gelişi güzel yaşamak lazım. Bol dua etmek gerekiyor. Evet. Tabii ki geçeceğiz. Yani ben burada hani çok polyanacılık da yapmak istemiyorum ama maalesef iyi düşünürsek atlatacağız. Evet, düşünce çok önemli. İnsan neyi düşünüyorsa başına geliyor. Çünkü düşünceler de bir dua aracı. Ben Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Onun için olumsuz düşünceleri kafamızdan söküp atıyoruz. Rabbimin verdiği güzelliklere bir bakar mısınız efendim? Şöyle bir yakın çekelim. Biberi mi ayrı güzel, kıymamız mı ayrı güzel, domates mi? Elhamdülillah. Vallahi bugün çok bir şeyler şükür. Yapacağız. Çok güzel evet, yemekler bekliyoruz. Evet, Cumali Bey de ne dedim ben az önce açılış yaparken. Hem sesi güzel hem de mutfakta çok becerikliymiş. Ben böyle birazcık kenardan tatlı yok, tatlı yok, sizin, izleyeceğim. Sizin yanınızdan geçemeyiz ama Estağfurullah. İşte acizane bir şeyler yapacağız. O zaman domatesli tepsi kebabıyla başlıyoruz Cumali Bey'in hazırlayacağı. Evet. 1 kilo kuzu kıyma, 1 kilo domates, 500 gram acı biber, 2 diş sarımsak, tuz ve pul biberle taşlandırıyor olacağız yemeğimizi. Buyurun efendim. Ben size şöyle bir bıçak, böyle ortadakini alırsanız. Ortadaki. Süpersin. Evet Buyurun efendim. Efendim.
Şimdi, bismillah diyelim. Yemeğimizin püf noktaları nedir? Söyleyelim. Cumali Beyciğim, yemeğimizin... sosyal mesafeyi de koruyarak. Olur aşkım. Tamam. Yemeğimizin püf noktaları nedir dersek eğer, etin kuzu eti olması. Ve, kuzu kıymamız. Evet, tamam. Kuzu kıyması. Bir de yağsız olmayacak et dediğimiz. Biraz yağlı olacak. Evet, yağlı bir kıymamız var. Ve tek çekim olacak. Evet. Tek çekim olacak. Onun dışında eti oldukça yoğurmamaya gayret edeceğiz. Çünkü eti yoğurduğumuz zaman sertleşiyor. Ateşi gördüğü zaman yoğurmaktan dolayı bir yandan da sert yapmaya bir hale başlayalım. Geliyor. İsterseniz yavaştan etimizi alalım. Ben bu arada öncesinde elimi yıkadım. Evet, yıkadınız. Bir daha isterseniz bir su tutun. Bir daha yıkayayım. Biraz. Şeydir bu, pandemiden dolayı üzerimizde çok şey kaldı değil mi? Valla korku sürekli var. Sürekli el yıkama alışkanlığı oldu. Çok da güzel oldu. Aslında zaten hani biz Türk milleti olarak çok temiz bir toplumuz. O yüzden hani günde zaten 5 vakit namaz kıldığımız için 5 vakit abdest alıyoruz. Işıl ışıl tertemiziz elhamdülillah. Bu da bizim hastalığa karşı direncimizi arttırıyor. Çok sık el yıkadığımız için, abdest aldığımız için şanslıyız bu bakımdan. Öyleyiz, dikkat edersek biraz daha Avrupa ama. Avrupa ülkelerine göre şanslıyız. Tabii. Şimdi. Efendim öncelikle eti alıyoruz. Ben tabii. Elimle giriyorum çünkü. Şöyle koyalım hocam. Şöyle alıyoruz. Mutfakla iyiyiz değil mi? Vallahi çok seviyorum. Mutfağı sevmeyen herhalde doğulu birisi olamaz. Pandemide özellikle Urfalı çok olamaz. Pandemide mecbur kaldım. Evet, Urfalıyım. O zaman böyle bir zaten yaptığımız yemek Urfa. Ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Okuyacağız şimdi tabii ki. Aa ya Rabbim, bugün güzel güzel. Tabii tabii. Şimdi normalde bizim için sunum da önemli Cumali Bey. Tamam, sunumu da güzel yapacağız. Ben öncelikle size şöyle şimdi söyleyeyim. Normalde söyleyeyim. Normalde tepsinin ortasında olur et. Tamam. Ama etimiz fazla olduğu için biraz daha yayabiliriz bunu. Harikasın. Problem. Yayın yayın bol bol olsun. Yüksel Bey bol bol seviyor. Korkmayın, eve götürmeyeceğiz ya et. Vallahi yok yok, ondan değil. Şey diyor, az yemek yaptığımız zaman diyor ki evet. Yüksel Bey. Evet, bu ne Cumali öyle Bey diyor. Güzelce koydu. İsterseniz eldiven verebiliriz yoğurma işlemi yapacaksanız. Vallahi daha elin lezzeti oluyor. Elimiz temizdir. Tamam. Herhalde aynen, izleyicilerimiz de bundan. Aynen öyle. Tiksinmeyecektir şöyle. Tuzumuzu alıyoruz. Aman yarabbim. Şöyle meşhur hareketler falan. Evet. Birazcık var böyle. Yok yok. Reklama girmeyin. İsim veremiyoruz. İsim vermiyoruz. İsim vermiyoruz. Efendim bunu yoğurmadan tuzla harmanlamadan önce sarımsağı da. Nasıl yapacağız? Sarımsağı şöyle oldukça ufak koyacağız. Bıçak tutuşuna bakın hele. Yani hele, aslında hele, şu da var. Olmasa da olur sarımsak. Bu anladım. Tamamen keyfe keder bir durum. Bence olmalı. Sarımsak gerçekten pişince hiçbir şekilde koku bırakmıyor, aroma bırakmıyor. O yüzden bütün yemeklerinize sağlık açısından birer diş, ikişer diş ilave edin efendim. Zaten dediğimiz gibi teravihler olsaydı tabii ki yandaki insanları rahatsız etmemek adına tüketmiyorduk. Ama şimdi malum evde kılıyoruz namazlarımızı. O yüzden kullanabilirsiniz. Bütün aile yediğinde de birbirine zaten kokmayacaktır. Zaten pişince kokmuyor. Sarımsak koyu. İyidir. Çok da faydalı yani. Çok. Antibiyotik saymakla yani bitmez. Bildiğimiz antibiyotik. Her derde deva diyorlar ölümden öte. Aynen. Vallahi güzel kesiyor. Bıçak güzel tutuyor. Vallahi ben çok keskin. Baktım hakimsiniz mutfağa. Gerçekten burada bize gösterdiniz bunu. Vallahi seviyoruz de mutfağı. Kıydık. Anneden mi yoksa böyle kendin mi ilgin vardı yoksa anneni izleyerek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, uzun yıllardır öğrencilik hayatımda bu. Aa, elinizi kestiniz aman çok, yarabbim. Çok keskin bıçağımız. Bir bant versene Serpil'cim. Şunu alın siz. Bandı versene yere bandı. Sıkıntı yok. Çok, şöyle çok vereyim hemen. Tamam. Biz devam edelim ben, isterseniz. Çok. Sizin elinize alması ya da bir eldiven versene Serpil. Bir eldiven alsam daha iyi olacak. Şu an artık önce bandı koyalım. Tamam, sıkıntı. Canlı yayın kazası olabilir efendim. Nazar ettim. Efendim bıçağınız çok keskin. Nazar ettim. Daha öncesinde attım. Maşallah diyeyim. Valla çocuk güzel kesiyor dedim. İyi tutuyor size dedim bıçağı. Olacak. Bak. Evet, sen bana eve götürmeyeceğim dedin ama gel parmağını bantlayayım. Gördün mü Nermin bana? Ama bakın sizin için yapıyorum. Bize yapıyor. Sizin için güzel olsun diye yapıyorum. Görüyorsunuz. Çocuğa şimdi nazar ettik valla maşallah. Bir eldiven verirseniz maşallah. Hemen iki dakikada yemeğimizi yapalım. Maşallah diyelim. Yok yok, sıkıntı yok, telaş şöyle yok. Yemeğimiz de yetişecek, güzel bir yemek de yapacağız. Bence de telaşa gerek yok. Dediğimiz gibi İş her kazası. Şey gözümüzün önünde yaşıyoruz efendim. İyi de evet. İşte böyle burukanları da sıkıntı yok efendim. Olacak işler, biz de ben senelerdir mutfaktayım. Bazen bir giriyorum.
bir sağdan gidiyor, bir soldan gidiyor. Ya diyorum, bu kadar mı diyorum? Acemiyim ya diyorum. Kendi kendime kızıyorum ama iş olacağım önüne geçilmiyor efendim. Evet. Rabbim hani veterinden saklasın diyoruz. Akacak kan damardan. Evet, eldiveni de geçirebilsek. Yardım edeyim mi? Yok yok. Şey ıslak ya eli. Islak olduğu için geçmiyor. O yüzden zor geçtin daha kılacak. Efendim bu programın nazarını attık. Sıkıntı yok. Öyle düşünelim. Öyle tamam Cumali Bey. Şimdi, evet, şimdi şöyle yapıyoruz sarımsakları. Çok da pratik bir yemek olacak bence. Çok kolay. Yani hanımların aslında ev halkını beğendirebileceği. Hem doyurucu. Doyurucu, vakit kaybetmeyecek. Bu girmiyor. Girmiyor bu, tamam. Tabii, pul biberle işimiz yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size, farkındaysanız sıkmadan bunları harmanlayacağız. Şöyle iki eli belki havadan. Olabilir, o süper, da olabilir. Süper, aynen. Çünkü sıktığımız takdirde et sertleşiyor. Kendini toplar, doğru söylüyorsun. Onun için şimdi şöyle eti. Ben yardım edeyim mi biberlerle ilgili, ister misiniz? Biberlerle ilgili, evet, olabilir. Misafircim, vereyim sana tatlım. Nasıl doğrayayım? Biberler aslında doğranmış, sadece ortadaki şeyleri. Saplarını mı alayım? Tabii tabii, sadece saplarını alabilirsek. Şuraya gideyim. Biberleri de neden öncesinde yapıyoruz? Şöyle izah edeyim. Çünkü domates biberden daha geç pişiyor. Dolayısıyla biberi altta tutmak gerekiyor. Domatesin üstüne koyduğumuz vakitte yanar ne hemen oluyor? Erkenden yanıyor. Doğru, ve doğru. Cuma Bey, sadece ucunu şey ve sapını alıyorum. Sizin oraların meşhur yemeği midir? Bu bizim oranın meşhur yemeği. Bu çok pratiktir. Bu yapılır. Bir de patlıcan tepsisi yapılır. Oo. Bildiğimiz patlıcanı böyle eti alırız köfte halinde. Onu da çok sıkmadan. Lavaşı alırsın pişince. E tabii İçine pişince. O doyulmaz o yemeğe yani. Bir de sıcak. Savurda da az yemek yedim. Böyle bunları küçültmeyeceğiz. Böyle mi kalacaklar? Hadi ikiye ayırabiliriz. Akşama şöyle kadar tabii bekleyeceğiz. İyi midir? Evet, oh, sizlerden alacağım. Ramazan ayı şey, bir de insan gerçekten bereketli bereketli. Kendini de terbiye ediyor bu ayda. Değil mi, böyle bekliyoruz heyecanla, sonra iki dakika içerisinde o sofraya oturuyoruz, bir hurma bir su, elhamdülillah doyuveriyoruz. Doyuveriyoruz. Güzel. Ama çok... öncesinde çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İnsanın gözü neye değse onu istiyor. O doğru. Orada birazcık önce gözüm doysun, sonra midem doysun pozisyonuna giriyoruz. Doğru. Evet. Doğru. Ve girmeyelim ama ya. Olmayanları da düşürelim. Ne kadar az, o kadar iyi. Çok fazla yüklenmeyelim bedenimize, ruhumuza. Biliyorsunuz fazla yemek de ruhu yoruyor, bedeni yoruyor. İşte ne yapalım, bir iftar açalım, bir akşam namazını kılalım. Sonra kalkalım işte arkasından, tamamdır, bir çorbaydı. Böyle hafif hafif, tatlı tatlı, değil mi Cumali? Aynen öyle. Efendim, çok güzel oldu. Efendim domates geliyor, çok az kaldı. Yani ne sunum dedim ama sunumu da güzel yapıyor. Bir örnek yapayım hemen. Tamam. Bak bak bak. Şunu maşallah şöyle alıyorum. Maşallah. 4,5 kere maşallah. Bak şeyi de aldı içinde, bırakmadı. Ben dikkat ederim o şeylere. Okey. Elma dilimi. Evet. Hemen geliyorum. Böyle güzel bir şekillendirdik. Şekillendirdik ama bunun bir eksiği var. Ne? Urfa yemeği türküsüz olmaz. Urfa türküsü okunmadan olmaz. Hadi canlı canlı. Ne okuyalım? Urfalıyım ezelden. Urfalıyım ezelden, Urfalıyım ezelden. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden, vay. Ağam olasan Ömer, ben paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan Ömer, vay. Ağam olasan Ömer, paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan Ömer, vay. Gördüğünüz gibi bir türkü okurken %70'ini bitirdim. Evet, bitirdim. Hem elim hem diyor dilim. Bu arada Ömer benim oğlum. Evet. Kalmasın yetim ya, anasız kalmasın, kurban olurum. Allah kimseyi öksüz yetim bırakmasın. Bırakmasın, amin, bırakmasın. Şarkıda söyledik, ben söylemedim bile o kısmı. Bir kaynamalık yapayım ya, iki tane oğlum var. Böyle bir kaynanalık yapayım istiyorum. Ama ben kötü kaynana olmam bak. Şimdiden söylüyorum gelin adaylarına.
sizden olmaz. Olmaz senden. Yukarıdan diyorlar ki 5 yıl sonra babaanne olacağım ben. Daha ben 37 yaşındayım canım. Ama keşke söylemeseydiniz, bana sorsaydınız. Maksimum 28 diyecektim. Ben söylerim. Yaşımdan çok ya mutluyum. Ya nazar var yani. Şimdi işim, bir de o kısım var. Onu yaşımı çok lazım. Severim. Yaşım tam böyle istediğim yaş. Her yaşın bir güzelliği var. Kesinlikle. İnsana kattığı. Severim ben. 37 yaş. Ömrün yarısı. Dante gibi ortasındayım. Bir evet. Şiirde vardı. Aynen 35. Öyle. Yaş 35. Efendim suyumuzu da israf etmedik gördüğünüz gibi. Şöyle bırakayım. Acım acı bir şey koymuyoruz. Urfalılar acı sever. Yok mi? Bunun üstüne pul biber kesinlikle konulmaz. Sadece üstüne tuz biraz da yağ dökeceğiz. Tamam yağ getireyim ben şu size. Şu iki biberi de koysaydınız bari. İki biberi mi? Ha. Ama yanar biliyor musunuz? Ya. Tabii yanar. Bitti. Tamam koymayalım tamam. Valla yanar yani. Yanar doğru söylüyor. Bir bak ne yaptı biliyor musunuz? Benim gözümden kaçmadı. Bakın biberler... Biberler çok hızlı şey olduğu için ister istemez üzerine domatesle kapattık. Evet. Çok mantıklı bir şey yapıp onu koyalım. O benim yağımdı. Siz zeytinyağı gezdiriverin. Hemen. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Olur sizin alana girdik. Ne demek? Misafir bütün her şeyin sahibidir bizde. Ama yine de haddimizi bilelim ya. Estağfurullah. Ne olur mu öyle şey efendim? Başımızın üstünde yerimiz var. Başınız var olsun. Şundan bir alıp evet bakın böyle bir hafiften çok hafif. Zeytinyağımızı gezdirdik ışıl ışıl. Aman ya Rabbim Cumali Beyciğim ellerine sağlık. Efendim sizlerin de ellerine sağlık. Hem güzellik ve hem pratiklik. Bu akşam yanına da bir bulgur pilavı ya da pirinç pilavı lavaş. Üstünü kapatıyor muyuz? Sardık hayır üstünü kapatmıyoruz. Hep üstünü sadece. Açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bu. Çok pratik yani. Evet. Hanımların ev halkına sunabileceği en pratik ve en lezzetli yemeklerden gönderelim birisi. Hemen, hemen gönderelim. Başlasın. Ben alayım. Şöyle size zahmet. Var mı bir ayarınız? Sağlık. Efendim bunu 200 derecede. 40-45 dakika arası pişireceğiz. Tamam. Evet. Ben şunu alayım mı? Alayım aşkım onu. Nazar Serpicim şunu yıkayalım aşkım. Tamam canım sen ver bana. Evet efendim. Hazır Cumali Beyciğim siz yemek falan yapıyordunuz ya. Böyle baklavalık yufkamdan da bir bülbül yuvası yapabilir misiniz bize? Ben böyle kenarda tatlı tatlı efendim? Eşlik ediyorum ya hani. Bu defa şöyle geçeyim. Baklavalık yufkadan bülbül yuvası hazırlıyoruz. Yarım paket baklavalık yufka, 150 gram ceviz içi iyice dövülmüş, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şerbeti için ise efendim 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon. Şerbetini hemen yapacağız. Siz de böyle alalım. Şerbetini hemen hazırlayalım. Serpil'cim burada mı? Onu hemen alıyorum ben. Şunu atayım. Evet. Size yardım edeyim istediğiniz bir şey varsa. Serpil'cim şimdi o bütün tencerelerden hakim. Bana hangisini istiyorsa onu veriyor. Şimdi ben karışınca onunla yapmayacağız diyor. Heh, alttaki şunu vereceğim. Küçük benim için kafi. Şimdi efendim şöyle güzel bir tepsimiz var. Cumali Bey sever misiniz bülbül yuvasını? Bülbül yuvası çok güzeldir. Değil mi? Çok severim. Biz şekerimizi alıyoruz ilk etapta. Ah bu şekerle imtihanımız ne olacak bilmiyorum. Un, şeker, evet. Tuz. Un, şeker, tuz. Hepsini de çok severiz Allah'a şükür. Hepsini de severiz. Maalesef vazgeçemiyoruz. Şimdi bana diyorlar işte konuşuyoruz. Ben çikolata yemiyorum. Hayatımda ağzıma sürmüyorum. Ya kurban olayım çikolata yenmez mi? Ha bir kere kan şekerinin dengeleyici şey çikolatadır. Yenmek için yapılmış yani. Yani nasıl olmuş. Sevmezsin sen çikolatayı? Ben niye seviyorum ya da bu kadar? Problem bende galiba. Çikolatasız hayat mı olur Allah aşkına? Şöyle karıştıralım Selpil'im ara ara. Baklavalık yufkamızı şöyle nemli bezle mutlaka örttük. Çok çabuk kuruyor biliyorsunuz malum. Bir de bu çok ince olduğu için herhalde. Evet. Çünkü baklava yufkası kağıt gibi oluyor. Bildiğimiz hemen. Arkası gözüküyor yani. Baklava. Aynen öyle. Nişastayla açıldığı için evet çok evet. İnce ve çok Serpicim, hassas. Nasıl yapalım bunu? Yarıya böleceğiz. Bence de ikiye bölüp şu yapalım. Üstü kırılmış. Onu şöyle alayım börek yaparım ben bununla. Tamamdır. Şey yapayım mı Serpil bir kesme tahtası? Burada kesersek tahtamızı zedeler miyiz? Bence yapmayız ama hadi gel. Koyayım bunu altına sana. Şöyle yapalım. Getir gel. Tatlım. Şimdi şöyle bıçağımı alıyorum. Iki. Şuradan şöyle bir... Al Serpil sen onu. Vazgeçtin değil mi? Yok. Şöyle dikkatli keseyim. Bir şey olmaz ya kesmeyiz altını. Bismillahirrahmanirrahim. Tam böyle ortadan ikiye böldüm. Tereyağım geliyor, oklavam geliyor. Hemen oklavamız burada. Hı hı.
Şöyle elini çarpma. Çok severim. Şerbetli tatlıları seviyorum, sütlü tatlıları seviyorum. Bir anormallik mi var bende? Yok, kadınların geliri çok seviyor tatlıyı. Yok, sevmiyorlar. Allah Allah. Ben soruyorum, yemiyoruz diyorlar. Nermin, yalan söylüyorlar. Bence herkes seviyor tatlıyı. Değil mi? Değil mi? Hepsi seviyor da kilo Cicat, almaktan dikkat et, korkuyor. Dikkat et. Tamam. Fırça da alayım tatlım. Yanına canım. Aha, koyun. Aha. Şimdi böyle güzelce tereyağı, mis. Şöyle alıyoruz efendim. Çok pratiktir. Çıtır çıtır olur. Şerbetli soğuk, tatlısı sıcak olursa daha da güzel olur. Sen de ben yardım et. Ben o tarafına geleyim için. Mi? Aynen. Siz de Cumali Bey'le. Cumali sizinle ben yer değişeyim. Tamam. Şöyle. Bıçaktan uzak duruyorum ben efendim. Aman aman, kurban olayım. Bu bugünlük yeter Cumali Bey. Bugünlük yeter. Çok keskin ama. Kıyamam. Konuma bir şey olmasın ama. Yok yok. Bedelini ödedik yani. Biz bu programın bedelini ödedik. Estağfurullah, estağfurullah. Ay ay, Allah korusun. Peki. Rabbim vermesin hiç kimsenin cümlemize. Başına, evine kaza bela uzak dursun. Bu mübarek aylarda dediğim gibi ne kadar dua edersek o kadar da kabul oluyor zaten, emin olun. Beladan uzak olalım inşallah. Amin, şimdi Serpil, bunu böyle yapacağız. Evet. Aman tek kat gelmiyor. Şöyle. Sen getirirsin, getirirsin. Getirir miyim? Bir uçan bir de kaçan diyorsun. Nermin Gül. Estağfurullah. Öyle ama yani şimdi. Estağfurullah. Şöyle sarıyorum efendim. Sonrasında bunu böyle birazcık bak bak bak. Çok severim bu şekli, bu görüntüyü. Büzdük. Sonra burada efendim geliyorum. Al, hadi benimle de paylaş. Bunu böyle mi koyalım, döndüreyim mi? Yok, yuvarlak yap. Yapalım mı yuvarlak? Ha, yuvarlak yap. İsterseniz böyle de koyabilirim. Bak. Çok şeker oldu. Minnoş minnoş. Evet efendim. Kurban olurum. Buradan giderken bir tatlı öğrenip eve gideceğim. Onu ya anladım. Bir de pratik biliyor musun Cumali? bayram önümüz, bence yapmalısın. Anneyle mi yaşıyoruz? Yok. Kendi başıma yaşıyorum. Bence anneye yapmak gerekiyor. Anneye yapıp götürmek annem gerekiyor. Annem de çok güzel yemekler ama yapar. Ama çıkamayacağız bu bayram, gerçi evlerdeyiz. Allah yardımcımız olsun. Vallahi öyle de. Yiyelim. Nerede anne? Burada mı yoksa? Urfa'da mı? Ailem normalde Ankara'da yaşıyor. Ha. Ama tabii biz sıklıkla Urfa'ya gidip geliyoruz. Değil mi? Orada da var tabii akrabalar. Tabii tabii. Nasıl? Oranın değil mi? Havası, suyu. Ben çok merak ediyorum. İnşallah Allah nasip etsin. Hiç gitmediniz mi Urfa'ya? Hiç gitmedim Urfa'ya. Aa, sizin kesinlikle gelmeniz lazım. Evet, istiyorum biliyor musun? Hatta sizi bizler orada ağırlayalım. Evet. Gerçek bir Urfa tadı alın. Oh, alayım. Doğru. Çoluk çocuk geleyim size. Vallahi inşallah gelin. Tamam. Nermin beni de götür. Tamam. Size gelin efendim. Tabii ben artık nereye Serpil oraya. Evet. Ayrılmaz bir bütün ol. Ya çok güzel olmuyor mu efendim? Çıtır çıtır. Çok minnoş bir tatlı. Evet ya. Ya şimdi bak, nasıl yemez yani insan bu güzelliği? Yani nasıl ya da etkisiz eleman olarak kalabilir bu güzelliğin yanında? Bence kalamaz yani. Aman ya Rabbim. Hamdolsun. Ne okutayım? Bunu karıştırayım mı? Bu arada. Hüsnün ey Dilber. Evet, Hüsnün. Evet, ara ara karıştırırsan çok iyi olur. Ben Hüsnün biliyorsunuz, Urfalı şair Abdi'nin görür görmez aşık olduğu ve onu bir huriye, bir meleğe benzettiği bir gazeldir, bir ne uzun hava türüdür. Güzel. Efendim, sizler de o kadar güzelsiniz. Sizlere Allah ithafen olsun. Okumak Allah isterim. Olsun. Çok teşekkür ederiz, ne mutlu bize. Buyurun evet. Efendim. Hüsnün senin ey Dilber, inadi de kamer mi? Ah, huri misin ey afet-ü can? Yoksa beşer mi? Ah, aman aman, aman aman, adiya kurayım. Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım. Sensiz bana bu canu cihan zerre de gelmey. Aman 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 ey.
Nergiz muacep didenlerin gül mü yanağın? Peymane-i kudret mi lebin? Şiru şeker mi? Ah, aman aman, aman aman, adiya kurban ey. Arpa buğday çeç olur, güzeller güleç olur. Arpa buğday çeç olur, güzeller güleç olur. Meyil verme güzele, aman aman, ayrılması güç olur. Meyil verme güzele, aman aman, ayrılması güç olur. Harika, gerçekten harika. Bir de sabah sabah bu ses, bu çok iyi. Teşekkür ederim. Performans süper efendim. Efendim çok teşekkür ederim. 10 üzerinden 10 veriyorum size. Efendim teşekkür ve ederim. Ve çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Biz bunları böyle minik minik böyle tatlış tatlış sararken efendim az sonra karşınızda olacağız. Evet efendim, bülbül yuvasını güzelce yağladık. Tereyağı böyle sıvı yağ karışımıyla fırına verdik. Burada tepsi kebabımız pişiyor. Misler gibi kokular gelmeye buram buram başladı. Geliyor kokular. Hatta şöyle bir bakalım mı efendim? Bence çok bakalım. Sıcaktır. Duman gelebilir. Dikkat edelim. Evet. Bakar mısın? Aman ya Rabbim. Domateslerim nasıl kızarmış? Nasıl kızarmış? Ya seviyorum bu görüntüyü. Yemeklerin pişmiş görüntüsüne bayılıyorum. Bayılıyorum efendim. Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Bakın, fırında da baklavam pişiyor. Bülbül yuvası, orayı da çekelim. İki fırın var mutfağımızda maşallah. İkisi de aktif bir şekilde her gün sizler için hazırlanıyor. Umarım hoşunuza gidiyordur efendim. Şimdi Cumali Bey, siz yapacağınız tarifler ama ben şöyle bir yapayım da kurtulayım dedim. Hı? Nereden çekileyim böyle? Hangi yemek? Şimdi ahçıbaşı çorbası yapacağız. Ahçıbaşı çorbası ama bir yemek kadar. Evet, çok besleyici. Çok besleyici. Yine tok tutan. Yine efsane lezzetler. Hepsi bir arada. Bakın, hepsi burada. Ahçıbaşı çorbası için gerekli malzemeler. 1 adet tavuk göğsü, yarım su bardağı kırmızı mercimek, yarım su bardağı tel şehriye, 1 adet domates, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tavuk suyu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, maydanoz. Aman Allah'ım, Rabbimin verdiği bütün nimetler, bütün güzellikler burada. Şimdi ben hemen sonumu doğrayayım. İyi mi parmak? İyi, sıkıntı yok. Parmak iyi mi? Nazar ettim, nazar, 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 nazar. Sıkıntı. Efendim şimdi bakın, önden bir soğan kavuracağız. Ama şöyle söyleyeyim, birazcık iri iri doğrayacağız. Çünkü rondodan geçireceğiz. Aslında böyle mercimek çorbası vari ama değil. Hmm. Ama değil. Biraz mercimek, biraz değil gibi değil mi? Şöyle bakın. Gelişi güzel. Uğraşmayın minik minik doğramakla falan. Serpicim, tencerenin içini biraz yağlalım mı tatlım? Bir de bülbül yuvasının şerbeti koyu olur dedik efendim. Ne yaptık? Reklam arasındayken limonunu Cumali Bey sıktı. Ve şu an istediğim koyuluğa geldi. Biraz daha soğuyunca zaten daha da koyulaşacak. Şöyle Serpilciğime bunu teslim ediyorum. Buyur. Dur, yanma. Yok, gayet iyi. Sıcak değil. Tamam. Bu zaten şurada dursun. Evet, kenarda dursun. Yağımızı koyduk. Şöyle ocağımızın altına yaktık. Cumali Bey'e soğanlarımı ben kavuruvereyim. Böyle. Şurada şöyle. Yardım edilecek bir şey varsa. Size şöyle vereyim efendim. Sonrasında mercimeğimi de kavuracağım birazcık. Çünkü kavurma işlemi inanılmaz güzel lezzet veriyor. Yıkadığımız için. Kaşık vereyim. Ya böyle tamam, elimizin tamam, lezzeti girsin. Ellerimizi her dakika yıkıyoruz. Aynen öyle. Tırnaklarımızı kesiyoruz efendim. Bak, pırıl pırıl, ışıl ışıl. Çok severim böyle tertemiz olacak. Kadın mutfakta tertemiz olmalı. Kadın da erkek de bakın, mutfağa giren. Eller böyle pamuk gibi. Hiçbir şekilde tırnak uzatmayız. Bak, kendimi bildim bileli tırnak uzatmam. Asla. Hiç, ben de hiç. Ya tabii uzatana da saygı duyuyorum. Bu şeydir yani.
Ama mutfağa giriyorsan keseceksin, kendi kızım olsa bile topa koyarım. Onu sokmam mutfağa, eldiven taktırırım. Domatesi de bence bu aşamada koyarım Serpil. Tamam. Şöyle. Şöyle alıyorum. Anne usulü. Şuradan. Annem böyle yapardı. Şöyle alırdı. Buraları. Ne yapayım bunu da bence rondodan geçirelim Serpil. Geçirelim o ikisini o zaman. Aynen, bunu da bir kavurarım. Şöyle bir lezzet versin. Yalnız biraz önceki bülbül yuvası gerçekten çok pratikmiş. Hı hı. Hiç böyle gözümüzde korkutulacak bir şey değilmiş. Bir de ben onu anladım. Oluyor. Misler gibi. Eminim çok lezzetlidir. Daha çok güzel oluyor. Bakamadık tadına ama. Şöyle bismillah. Ben gideyim bu arada ona bakayım. Yazdan hazırlamış olduğunuz soslarınız varsa ben hep bu tarz çorbalara kendi hazırladığım konserve, yani kendi yapmış olduğum yazdan sosları kullanıyorum efendim. Biliyorsunuz her şey mevsiminde güzel. Biz şimdi program için aldık ama evinizde varsa onları değerlendirin. Dün baktım böyle azalmışlar bayağı. Eylül ayında yapıyorum böyle. Dolduruyorum, bir dolabım var. Şimdi dün baktım böyle içinden melemen yaptım çocuklara. Melemen sosumu aldım, bitiyor artık. Nasıl olsa yaz geliyor dedim. Zaten yaz geliyor dediniz. Nasıl olsa yaz geliyor. Ateşi iyi mi? Çok mu fazla? Şöyle birazcık kavuralım. Böyle bir güzel güzel lezzetini aldıralım. Kavurma işlemi her zaman çok başarılı sonuçlar verir. Çünkü ister istemez o yağın dokusuyla birlikte soğanın, işte ondan sonra mercimeğin özleşmesi bir başka lezzet oluyor. Önden böyle vaktiniz varsa kavurun. Yoksa kavurmaya da gerek yok. Tereyağı üzerine yakacağız. Şöyle kavurduk. Tavuk suyumuzu da verelim. Mis gibi. Çünkü tavuklu bir çorba olacak. Güzelce karıştırdık. Şimdi soğanlarımız ve mercimeğimiz pişene dek altını kısıyoruz. Kaynıyor. Burada bu malzemelerimiz geriye alıyorum. O kaynayıncaya kadar pilavla devam edelim mi? Olabilir. Pilavla devam edebiliriz. Sarımsaklı bulgur pilavı yapacaksınız bize. Şehriyeli sarımsaklı bulgur pilavı yapacağım. Tamam, Serpil getiriyor malzemeleri. Bu arada sıcak su ihtiyacımız var. Sıcak suya? Evet, tamam. Sıcak suya ihtiyacımız var. Kettle'da var suyumuz. Ben bu arada gelirken evden kendi malzememi de getirdim. Özellikle kullandığımız. Efendim şunu gösterebiliyor muyuz nedir kamera? Bu? Aa, ne kadar güzel. Bu bizim kendi yöremizde şehriyecinin bu. Tabii bildiğiniz hamurunu yoğuruyoruz. Hı. Şehriyeci geliyor. Bunu makineden çekiyor. Şöyle gösterelim. Gösterebilirsek. Evet, ekrana bakın. Hı-hı. İçerisindeki o kahverengi olan şehriye mi? Evet, şehriye. Aa, hamurunu güzel. Biz kendimiz yoğuruyoruz. Ha, hem de organik. Süper. Ondan sonra onu güneş ışığında kurutuyoruz. Tamam. Çok daha altında lezzetli oluyor. Altında bulgur mu var? Tabii şehriye ve bulgur karışık. Hmm, tamam, yani. Okey. Bu da işte dünyanın en güzel. Ha, çok severim. Bu ne? En güzel ürünüdür diyebiliriz. Sade yağ. Ha, tamam. Evet, gerçek şeyi alınmış. Yağ. Tereyağının üzerinde suyu alınmış. Bu sade. Yoğunlaştırılmamış sade yağ. Direkt sütten elde ediliyor yağ. Tamam. Direkt oradan çekiliyor. Yoğunlaştırılmıyor. Çok müthiş bir kokusu vardır. Hı-hı. Çok lezzetlidir. Bunu biz genellikle bulgur pilavı, pirinç pilavı ve tatlılarda baklava, kadayıf gibi yanmaz da bu şeyler. Güzel olur. Yani mesela baklavanın kesinlikle üzerinde siyah siyah yanıklar oluyor ya, onu önlemek için biz ne yapıyoruz? Kaşıkla dipteki o beyaz suyunu almamaya çalışıyoruz dökerken. Çünkü döktüğünüzde yanıyor. Ama direkt bunu yaptığınızda baklavanızın üzerinde o siyah görüntü kayboluyor. Olmuyor. Kayboluyor. Zaten çıtır çıtır oluyor. Bir de çok güzel bir kokusu var. İzleyicilerimizin mutlaka bunu denemesini isterim. Bulabilirlerse, elde edebilirlerse. O zaman malzeme listesi gelsin. Sarımsaklı bulgur pilavı için 1 çay bardağı tel şehriye, 2,5 su bardağı bulgur, 5 diş sarımsak, tuz, karabiber, 4 yemek kaşığı tereyağı ve et suyuna ihtiyacımız var. Yapalım mı Mali Bey? Yapalım. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Efendim, öncelikle tavada şehriyeyi tereyağında, normal bildiğimiz tereyağında kavuracağız. Hı. Tereyağı şu mu oluyor? Evet, tereyağımız o. Tamam, altını açabilirsek. Şöyle hemen açayım ben. Benim fırınımı ben tanırım. Evet, öncesinde ocağımı tereyağı var. Kullanacağız. Hı. Sonda sade yağ kullanacağız. Bu yine sizin yörenin mi yoksa? Bu yine bizim yörenin. Özellikle Şanlıurfa yöresinde kırsal kesimde kullanılan bir yemek türüdür. Yerel Harika. Bir yemektir. Bol sarımsakla yapılıyor. Tabii, özellikle sarımsakla yapılıyor. Ve bu dediğiniz sarımsağı ben mi doğrayayım? Risk alır mısınız, almaz mısınız?
Biz hallederiz. Ben doğrayayım. Az önceki gibi mi yapayım? Aynen. Küçük küçük doğrayacağız. Tamam. İnce ince doğrayacağız. Hemen ben doğrayayım. Evet. Ben tanırım kendi mutfağımı. Ben yapayım. Kimse... Sizi de yoruyoruz efendim. Estağfurullah, ne demek? Bizim işimiz bu. Biz yemek yapmayla haşır neşir olduğumuz için bizim için bir aşktır yemek yapmak. Herkes için aşk kavramı farklıdır, görecelidir. Benim için de yemek bir aşk. Bir aşktır. Mutfak bir aşktır. Sevdiklerime yedirmek, içirmek, onlarla birlikte gerçekten çok mutlu oluyorum. Onun bir şey boyutu da var. Hadis boyutu da var. Bir insan eğer evinde ağırladığı misafire isteyerek, keyif alarak yemek yapıyorsa o yemek şifa oluyor. Ama istemeyerek yemek yaptıysa o yemeği yemeyin diyor Peygamber Efendimiz. Değil mi? Hastalık yaparmış çünkü. Tabii. Ben de duymuştum onu. Zaten şöyle söyleyeyim. Seven misafir çağırır. Sevmeyen de çağırmaz yani. Koyalım mı koymayalım mı? Siz bilirsiniz. İstiyorsanız koyun. O zaman bunu vermeyeceğim. Yok, onu almayacağız. Tamam, onu şöyle maksat biraz kullanmış olalım bunu da. Tamamdır. İstiyorsanız boşaltın hepsini. Tencere kaldırabilir. Çok olur ya. Nasıl şişer isterseniz. Diye korkuyorum. Tamam, siz nasıl isterseniz. Bu arada... Et buluyorum. Var mıydı? Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Tamam, elde var. Bu sarımsak kokusu kalıyor ya. Az sonra onun püf noktasını vereyim. Vallahi denedim, kalmıyor. Gidiyor hepsi. Şimdi böyle sarımsağı tamam. Doğradık. Mesela özellikle turşu yapımında falan yapıyoruz ya. Sonra elde böyle çok uzun süre bir sarımsak kokusu kalıyor. Şimdi ben bunu az sonra size göstereceğim. Cumali Bey'in pilavı bitsin bu. Elimde sarımsak kokusu kalmayacak Serpil. Püf noktasını buldum. Nasıl? Sıcak suyumuz. Az sonra. Bu sıcak, burada da sıcak suyumuz var. Unutturmayın yönetmenim. Az bu sıcak mı oluyor? Daha var, isterseniz vereceğim sıcak suyu. Tamam, şöyle. Teşekkür ederim. Az sonra sarımsak kokusu bırakmayacak bir yöntem buldum ve denedim. Çok başarılı, hiç kalmıyor. Evet. Elimizi çamaşır makinesine atıyoruz. Yok, daha kolay. İki dakika, şimşek efendim. Göstereceğim. Bakın nasıl kıydım. Oldu mu Cumali Bey? Çok daha güzel oldu efendim. Mı? İyi midir? Efendim, çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Rica ederim efendim. Sizin için hazırladım. Efendim. Onu şimdi değil, birazdan. Biraz okey. Çünkü suyla beraber tamam, verdiğiniz zaman... Tamam, onu kavururken ben de püf noktasını göstereyim o zaman. Tamam. Şimdi bakın, bıçakla birlikte lavaboya geliyoruz. Tamam mı? Şöyle aradan kamera görsün bizi. Şöyle suyu açıyoruz. Bıçağın şurası, bakın, şöyle yıkarken bıçağınızı dikkatli bir şekilde elleriniz oraya sürtüyor ya, bak. Birazdan koklatacağım sana. Bakacağım ama doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Tamam. Vallahi bak. Bakacağım. Bak. Tamam. Bak gel Serpil. Bakacağım. Bak. Vallahi doğru söyle. Yok. Hiç kalmıyor. Koku yok. Siz de bakın. Hiç kalmıyor. Aa. Yani gram sarımsak kokusu kalmıyor. Nasıl bıçağınızı böyle tersten yıkayın elinizi. O kadar. Bıçağı alıyorsunuz. Kesmemek için şu kısmıyla şöyle suyun altında yıkıyorum. Enteresan. Bakın şöyle. Şu ters kısmı kesmiyor zaten. Ve orada o zemin kayıyor. İnanın gram koku yok. Çok enteresan. Bunu böyle biraz araştırmalardan sonra buldum. Yani ona da çözüm var. Güzel kokuyor. Şey ya, elleri tertemiz. Bir şey söyleyeceğim. metalde de kalmıyor. Herhalde metalin etkisi, evet, değil mi? Evet, metalle. Sürtünmeyle. Metalde de çünkü kalmıyor. Hı-hı. O yüzden... Böyle bir püf noktası aklıma geldi. Bak her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Çünkü biz hanımlar gerçekten sevmeyiz sarımsak kokusu. Günün faydası. Kokusu elimizde kalmayacak. Sevmiyoruz kardeşim. Sarımsak da çıkmıyor yani. Kaç kere yıkarsan yıka çıkmıyor elden. Demek ki güzel. Taktik öğrendik yani. Öğrendiniz bak. Öğrenmenin yaşı yok. Ben de her gün bir şey öğreniyorum. Hemen geliyorum ekran başıyla paylaşıyorum. Bütün hanımlar, beyler, benim kardeşim, burada bütün püf noktalarını sizler için araştırıyorum. Araştıran, kendini geliştiren insan başarılı insandır. Araştırın, şükür. Korkmayın. Bu arada iyice kavurduk. Ama efendim elinize de bir yakıştı. Efendim tek elle yapıyorum. Olsun, nazar. Yok, sıkıntı yok. Zaten küçücük bir şey. Evet. Yani arada bulgurlar atlıyor, bakar mısın? Pıt diye sıçrıyorlar. Evet, şey mısır gibi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Cumali Bey? Efendim, et suyumuzu döküyoruz öncelikle. Tamam. Ondan sonra geriye kalan suyu ayarlayacağız. Oo, mis. Evet, sizden su rica edeceğim. Buyurun hanımına. Buyurun efendim. Bu yağ ne zaman koyacağız? Buyurun. En son koyacağız. Hemen koyalım. Tamamen suyunu çektikten sonra. Tamam. Şöyle bakın, aman. Kaynadık, evet. Kokurdadık.
Oy 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 misler gibi. Aa ben anladım sarımsağın ne zaman devreye gireceğini. Evet, yağ ile mi birlikte şimdi mi? O da güzel olur ama bak yağ ile yakılabilir azıcık. Düşündüm. Şimdi şöyle oluyor. Böyle koyduğumuz zaman kokusunu ve esansını suya bırakıyor. Çok daha buram buram kokuyor. Aroma veriyor. Evet. Tamam efendim. Şimdi suyu çekerken onu atıyoruz. Noktaları veriyor Cuma Ali. Kaçırmayın. Ekran başı. Şöyle yaptım. Urfa'da sarımsaksızlık kokuyor. Dilim dönmedi. Yemek var mı sarımsaksız yapılan? Ya, genelde hepsine koyuyorsunuz. Doğu Güneydoğu çok seviyor sarımsağı. Sevilmez mi? Kurban olayım. Yani işini biliyor diyeyim. Benim annem dün diyor ben diyor orucumu açarken diyor ilaçlarımı yanıma alıyorum diyor. 5-6 tane sarımsağı alıyor. Onu açıyor. İyi de yapıyor. Çok da sağlıklı. Çiğ şekilde yutuyor. Yo böyle yiyor ekmekle, yemekle. Aa çok iyi. Evet öyle yiyor. Peynirle falan çok güzel gidiyor. Çok iyi. Kapatalım mı kapağını Cumal Bey? Çok az bir suyuna bakacağız. Tuzunu burada püf noktaları var yani böyle bir şef edası var Cumal Bey'de. Nermi suyunu hiç ölçmedi ha. Tabii göz kararı. Vallahi göz kararı. Anam babam usulü. Öyle göz kararı. Daha şey olmaz mıydı? Onun üstünde tuz ne oluyor? Ya. Nemleniyor olmuyor. Öğren Serpil bunlar detay. Bunlar detay. Ya efendim. Ama direkt suya atıyoruz zaten. Her şeyi bilmiyorum Serpil'im nemleniyor. Topak topak kalıyor. Topak, doğru topak bir şey yaptı. Tamam biz de böyle yapıyoruz bak şimdi. Hop, ama içine. Donmuştu o sertleşmişti. Denedi çocuk serpmeyi. Oksijenle temasa geçtiği için. Olmaz efendim Cumali'nin yaptı doğru. Haklı değil mi? Haklı. Helal olsun. Sevdim. Öğreniyoruz. Estağfurullah. Öğreniyoruz. Estağfurullah. Karabiber. Ama ne demişler? Tatlı Allah. Yandı mı? Niye koştun öyle Serpil? Yaktın mı gerçekten? İnanmıyorum. Aman yarabbim. Ağlamak istiyorum yaktıysan. Serpil. Getir Serpil buraya. Ben sana bir görev vermeyi göreyim. Sen gel burada bizimle inatlaş. Tuzu dökmeyi bak. Ben bugün oraya gelmesem olur mu acaba? Gel Serpil. Gel buraya. Gelmesem. Gel buraya. Olsun. Severiz nazarımız çıtır çıtır çıktı, kırmızı. Nazar. Koy. Ay pek de güzel olmuşlar. Olsun güzel. Dur. Aslında. Vural abi ya affet beni. Peki Pınar Hanımcığım siz orada ne iş yapıyordunuz? Arada bir fırına bakın. Vallahi helal olsun. Bak beni yakın Emre çeken, adamsın ya. Çeken kameramanımız benim yakaladı. Sizi seviyoruz efendim. İyi ki varsınız. Abim dedi ki senin evet. İçin çiğ tavuk yerim Serpil dedi. Döküyorum şerbetini. Efendim yanmayla ilgili bir türkü söyleyelim. Yaktın yandırdın beni. Çok başarılı olmuş. Baklava dediğin kızarık olur zaten. Ver Serpil'cim. Döpeyim şerbeti böyle şıkır şıkır ver. Ver aşkım güzel. Ama kurtardınız. Evet kameramanımızı burada alkışlıyorum efendim. Bir şey söyleyeceğim. Harikasınız. Nermin Yüksel Bey bizi yiyecek şimdi. Yo güzel dedi. İki kişi de yaktınız. Yüksel Bey'e hiç şeyine günahına girme güzel dedi. Dedi mi? Güzel anlamak dedi. İstiyorum. Yüksel Bey candır. Yaktın yandırdın beni. Zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldım. Bir puna sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir puna sattın beni. Se gelsin, se. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık efendim. Biraz da su ilave edeceğim. Olabilir, olabilir. Biraz. Mutfak kazası bu. Serpil bunun altını açmıştır hemen kızarsın diye ben biliyorum. Ondan da olmuştur bu şu an. Değil mi Serpil, yaptın öyle bir şey. Yani. İyi mi? Nasıl biraz biliyorum? Çok nasıl az, biliyorum? Yeter. Nermin ama bir şey söyleyeceğim. Bak Vural abi dedi ki yanında eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet bülbül yuvası tatlısı nasıl yapılır? Evet, bülbülün yuvası dağılmış olsa da işin özünde gerçekten. Nasıl yakılır? Nermin bize mi söylediler? Yani reji, sevgili reji yaptığımız güzel bir şeyi bu şekilde ballandırarak söylemiyorsunuz. Şimdi ben burada ne diyeyim? İyiydi. Bak şimdi kadın milleti dalabiliyor. Evi süpürebiliyoruz. Çocuklar çağırıyor, koşuyoruz onların yanına. Geliyoruz, bir bakıyoruz yemek yanmış. E olabilir, istersen on kadın ol. Kafa gitti mi gidiyor yani. Aynen öyle. Değil mi? Gerçekten öyle. Ölümden öte her şeye çare burada var mı? Var. Kameraman güzel yakaladı. Allah razı olsun. Serpil'in yoksa umurunda değildi bülbül yuvası. Ha beni gömdü. Gömdün valla. Yukarıdan rejiden kahkahalar geliyor falan. Canım.
tatlı olsun. Olsun, hiç problem değil. Şu üstündeki çatallar. Biz birbirimizi yemeyiz. Bunu bekliyorsunuz ama olsun. Ölümden öte her şeye çare var Serpil. Var Nermin. Çok moralim bozuldu abi. Bunu ben sana ayıracaktım. Yo ama kötü değil. Yenir yani. Gerçekten öyle. Ne yok? Bizim yöreden hem de. Aa, ne ben boşuna. Göçmen. Görüyor musun? Bizim, çok bizim güzel. Playback hem de okuyacakmışsınız. Canlı canlı. Okuyayım. Çok sağ güzel olun. Teşekkür ederim. Efendim. Hiç dayanmalı tatlımız. Bak efendim? Ne güzel oldu değil mi Cumali? Bak tatlı. Mis gibi. Şimdi sen vallahi bir Antepli olarak güzel. Nasıl gözüküyor? 10 numara 5 yıldız. Değil mi? Urfalı pardon. Urfalı Antep aynı olmuyor mu? Urfa Antep hepsi bir ya. Değil mi bir? Hiçbirinin birbirinden farkı yok yani. Yani Urfalıyım, Antepliyim hepsi bir. Diyarbakırlıyım, Mardinliyim. Biz hepimiz bir kere kardeşiz efendim. Bundan ötesi mi var? Değil mi? Kesinlikle öyle. İnsanların hepsinin kanı kırmızı değil mi? Yanmadı. Ya ne yaptınız gene? Ya ne yaptınız gene? Niye sunucunuz? Ya Nermin ne yazıyor? Ay göt. Ya ne istiyorsunuz? Kurban olayım. Vural ya abi, niye? Vural abi. Ya en güzellerini ya ben küstüm, oynamıyorum ya. Küstürdünüz sunucu. Bak Vural abiyle kullanıyorlar Nermin, görüyor musun? Abim Vural abi biz sana verecektik tatlıları, kurban olayım. Tamam bak. Emir demiri keser biliyorum ama olsun sen dön buraya. Tamam kurban olayım, yeter ya. Yanlışlık yeter oldu ya. Be. Ağlama güzel. Küstüm, oynamıyorum. Bak ne kadar güzel. Gözlerim doldu. Vallahi ağlattınız beni. Bak küstüm, oynamıyorum. Nermin, yemin ediyorum önümüzdeki 1,5 ay iki kadın fırında tatlıyı yaktınız diye söylenir dururlar bize. Ben de dedim ki Yüksel Bey bugün bir şey demedi. Ya. Cumali bir şey söyle ya, bir yorum efendim, yap ya. Efendim ne diyeyim yani ya sen sizi nazar yanımda ettiler. Ha. Yok yok ben sizin yanınızdayım. Ha, sen benim yanımda ol, kurban olayım ya. Bundan sonra da program çıkışında sizden yemek istemesini bilirler. Ha, çok yaşa Cumali. Gelirsiniz. İftara istersiniz tatlı. Tabii. Çorba mis tavuk suyuna. Her derde deva. Cumali yapmış pilav. Daha, vermiyorum arkadaşım. Allah'ım tepsiyi yemeği çekiyorlar Nermin. Yapmadan... Sadece hala tepsiyi çekiyorlar. Kurban alıp olayım ya. Alıp gidiyorum Nermin dur. Ya Allah'ım. Yani insanlık hali bak beni çok iyi anlıyor ekran başındaki canlarım. Onlar biliyor ki biz kadınlar dalgınlığa girebiliriz. Ya Vural abi kurban olayım dön tamam bu tarafa sen boş ver ya. Gel abi sen buraya sen gel. Sen boş ver ya. Sen sunucu ne diyorsa onu yap ya. Boş ver abi ya. Evet, çek abi sen çok çek. Az kaldı. Nermin. Ah Cumali değiştir konuyu. Plan nasıl olmuş Cumali söyle plan bana. Plan çok güzel oldu. Çok az suyu kaldı dipte. Suyunu çektikten sonra şöyle bakabiliriz. Görüyorsunuz tane tane olmuş. Aa tane tane olmuş vallahi süpersin Cumali. Aynen. Bak bak son mis. Suyunu çekecek. Mis. Sonrasında sade yağımızı oradan dökeceğiz. Oradan bir şeyi de karıştıralım mı çorbayı gösterelim. Peki. Rondodan geçirdik. Şimdi ne yapıyoruz çorbamızın içerisine? Oh. Bak 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 veriyoruz. Çok besleyici. Oh. Hemen hızlı hızlı karıştırıyoruz ki topak topak olmasın. Arkasından ne yapıyorum efendim bak. Aman ya Rabbim tavuğumuzu veriyoruz. Karıştıralım hemen. Hemen. Nasıl bir yoğunluktur bu? Nasıl bir güzelliktir? Şimdi ise ana sosunu yapıyoruz. Bu ana sosu lezzetine lezzet katacak efendim. Hem güzelliğine hem de lezzetine. Bak tereyağı aldık. Pardon çok özür dilerim ses verdim. Şurada tamam. Hemen ne yapıyorum Cumali? Unla tereyağını kavuruverecek. Bak. Bak. Şöyle eritelim onu. Kapatalım Serpil. Kapatalım o son suyunu çeksin. Bence çorbaya birazcık sıcak su kaldırır Serpil'cim. Çorbanın tuzunu da verelim. Şöyle sana zahmet. Ama iyi şu anda biliyor musun? Cumali buharlanmasın şuradan şey yapayım. Heh, bakacağım. Öğrenmişsin bakıyorum. Yok estağfurullah benim öyle bir. Aferin. Heh, bak ne güzel. İşte budur. Oldu. Bu püf noktasıdır. Şimdi Cumali Beyciğim siz şimdi bunu kavurun böyle. Tamam. Zahmet bak ne güzel. Böyle becerikli konuğu da çok seviyorum. Efendim teşekkür ederiz. Konuklarımız mutfağa girince böyle şıkır şıkır sofralar kuruyor. Biz de böyle hoş sohbet. Kaldır Serpil Bülbül yuvasını gömdüler. Kaldır. Çok güzel oldu aşkım. Ben istiyorum ondan. Hepsini bana koy. Yanıkları da ya koy. İnsan, Vural abiye falan vermeyeceğim. Vural abi çok yakın çekti. Valla bence çok güzel olmuş ama ya. Ama onun da suçu yok. Yani. Şiko'ya vermeyeceğim. Bizi ekip arkadaş... Kameramamı vereceğim. Tamam. Emrah Can'dır. Emrah'a vereceğim. Bir şey söyleyeyim. İnsan kendi arkadaşını ifşa eder mi? Ettiler vallahi. Şiko sana yok. Yüksel sana da yok. Vural abiye de vermiyoruz. Şeyime götüreceğim. Kanal yetkililerimize götüreceğiz. Ay ha? İyi Can. Dedim. İyi dedim. Hiç de cam yanmış malmış değil, mis mis. Çıtır çıtır.
unumuzu koyuyoruz. Şöyle kavuruyorum. Evet, fazla pişmiş. Emrah yakaladı sağ olsun. Sıkıntı yok. Evet, güzelce unumuzu kavuruyoruz. Ay, kapatalım şu bülbül yuvası sıkıntısını. Cumali Bey, bu burada başına bir şey gelmesin, iyi mi? Onu en düşüğe alacağız şimdi. Düşüreyim mi? Allah ben vermesin. Ben zaten çünkü okurken gözüm oradaydı bir ara. Kendimi ay, izliyorum buradan Cumali, ekranda. Cumali aynı şey başına gelmesin bak. Şimdi, bak görüyorsun Cumali. Ekranda şimdi kendimi izliyorum bir yandan. Evet, tereyağımızı baktım, da koyduk. Baktım ki fırına doğru birileri sen yol alıyor. Sen biraz su damlatalım mı buraya tatlışkom? Valla birileri fırına gidince ödüm koptu dedim. Hani. Serpil'in bir koşuşu var böyle ama nasıl biliyor musunuz? Takla atar gibi gidiyor efendim böyle. Bir döndü. Dedim ki ne oluyor Serpil? Tabii dedim çeneye düştü. Gitti insan. İki tane çene Nermin de o da maşallah Allah versin. Konuşuyoruz, seviyoruz konuşmayı. Olsun. Ama ne yapalım, domuşuk domuşuk mudur onun Nermin? Azıcık da konuşacağız insanlarla. Ay. Bunu yaparken bir yandan salatamıza başlayalım mı aslında? Bu susmayan cinsinden diyor yukarıdan Yüksel Bey. Bir geliyoruz efendim biz buraya. 8-8.5 sularında Serpil yapıyor. Nermin konu oldu biliyor musun diye bir giriyor lafa. Başlıyor anlatmayı, bizi böyle kuzu kuzu dinliyoruz. Allah eksikliğini vermesin. Güzel enerjisi var arkadaşımın. Evet, güzel bir sos yaptı bize. Bakın çok güzel oldu Cumali Bey'in sosu. Şimdi içerisine toz biberimi koyuyorum. Karabiberimi koyuyorum. Bunun biraz daha suya ihtiyacı var mı sanki? Çorbanın suyundan alacağız efendim. Tamam. Ve nanemi koyuyorum. Hepsini bir tık kavuruyorum. Aman ya Rabbim. Daha ne olsun efendim bak. Yakın çekelim mi? Şimdi şu sosu nasıl buluşturacağız? Bunun altını açalım. Tabii Cumali korkuyor şimdi kendi pilavı gitmesin. Vallahi nerede? Korkuyorum. Evet. Aman aman Cumali'nin pilavına bir şey olmasın. Vallahi komple kurduk diyecek çocuk. Fırının ayarını bayağı düşürdüm. Bak tamam. bak. Bak. Tamamdır. Bak. Gördünüz. Gördünüz. Bir de su kalmadı. Suyumuz kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz Cumali? Şimdi saf altını, yağ. Altını saf kısıyoruz. Suyu alınmış misler gibi. Altını da kısıyoruz püf noktası. Evet, altını kısıyoruz çünkü altı kendi buharı yetecek. Oh. Tam köy usulü oldu Cumali. Vallahi süpersin. Çok güzeldir. Hmm. Yörede de çok sevilir. Şifadır ya. Şifa niyetine efendim. Evet. Ne yapıyoruz bugün? Pilav yapıyoruz. Evde tel şehriyeniz vardı tabii. Cumali'nin şehriyesinden nereden bulacak? Ah kapak. Pilavı bunu boşaltalım mı? Dur birazcık dinlenecek. Demlenecek. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kepçe rica ediyorum senden tatlım. Şimdi çorbanın sıcak suyumuz var mı Serpil'cim? Sıcak bitti. Şey. Bitti mi? Az, çok az. Şöyle koyalım mı hemen? Bu koyu olacak çünkü. Al. Ben sana. Onu şeyde koyacağız ya. Bunu kavurmaya şimdi, devam ediyorum. Ha şöyle bak. Alıyoruz buradan. Canlar görüyorsunuz. Ekran başı. Şöyle hazırlamış olduğumuz salçalı karışımın içerisine veriyorum. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle güzelce onu orada açıyoruz böyle. Akışkan bir kıvam elde ediyoruz. Bak aman yarabbim. Ne çorba oldu be. Süperiz. Sonrasında bunu alabilirim artık Cuma'ya. Çok sağ ol. Yorduk seni. Estağfurullah. İşte becerikli olmayacaksın Cumali. Olursan böyle bak. Estağfurullah. Şimdi bak. Bizim tepsi tamamen pişmiştir. Kapatayım şöyle mı? Veriyorum. Tabii tamamen kapatabiliriz. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Serpil buraya sıcak su çabuk. Geliyor hemen geliyor. Çok güzel oldu. Gerçekten oldu. Şimdi ben salata için size şey vereceğim. Karabiberi ne zaman açacağız? Size girecek mi karabiber? Yok, karabiber gelmiyor. Niye koymuş Serpil? Fazla karabiber koymuş. Para onlar Serpil, para. Osmanlı zamanında biz geçen Osmanlı mutfağını evet. Ele aldık. Karabiber para demekmiş Osmanlı'da. Karabiber. Tabii sonradan baharat evet. Olarak yemeklerimizin içerisine girmiş. İlk etapta çok kıymetliymiş yani. Hastalıklara her derde deva gibi böyle para niyetine. Herhalde şeyden dolayı baharat. Şunu koyacak mıyız? Sana evet ama şey son finalde tamam. Koyalım. O zaman ben Cumali'nin malzeme listesini sayayım. Gel. Serpil, havuç kurban ha, olayım. Rendeyi Cumali Bey'e vereceğim şimdi. Rende derken? Havucu rende yapmıyor musunuz? Rende yapmıyoruz. Hay Allah rendeleseydiniz. Sayıyorum. Maalesef. Greyfurt salatası için gerekli malzemeler. 500 gram havuç, 1 demet dereotu, 1 demet nane, 500 gram çeri domates, 1 adet greyfurt, nar ekşisi çok severim, zeytinyağı, tuz. Nar ekşisi benim için vazgeçilmez. Nar ekşisi. Özellikle çiğ köftede, mercimek köftesinde, salatalarda yutkundum. Sözün bittiği yer. Nar ekşisi gerçekten müthiş. Sen ne yapacaksın bize böyle? Çok şey. Güzel bir salata olacak bunda bu. Bunda mesela şey de olabilir.
Isot dediğimiz pul biber de olabilir. Evet, o da ekşilik verir. Ondan da biraz serpiştirebiliriz. Tamam, normalde başlayalım. O da oluyor. Bunu alayım mı? Ne efendim dersin aslında artık? Geniş bir kabımız var mı? İçinde harmanlayacağız. Olmaz mı Cumali? Ne istersen var bizde. Sen bir iste, ben iki getireyim. Efendim teşekkür ederim. Bak bak. Aman kurban olayım, parmağına dikkat et. Yok yok artık. Sütten ağzı yanan bir yoğurdu. Su koy canım benim ona birazcık. Su koyun, maydanoz koyun, böyle akışkan olsun. Neden yuvarlak kestim? Harikasın. Çünkü aslında şey değil. Ha, bu şekilde. Ay ne güzel, kütür kütür vitaminleri içerisinde. Şimdi çok severdik küçükken, böyle annemden isterdik, yerdik. Şunu ikiye ayıracağım. Çünkü... O biraz büyük çünkü. Aman dikkat et eline. Yok yok. Bence gayet iyi oldu şu anda. Böyle bir eğitim falan aldın mı? Bıçağı mıçağı çok güzel tutuyor. Vallahi eğitim yıllardır, öğrencilik döneminden beri ha, aileden yapıyorum, uzak olduğum için. Bir de ben dışarıdan çok fazla yemek yemeyi sevmiyorum. Yani ne derece hijyenli olduğunu bilemiyorsun. Ondan dolayı. Dileyen rendeleyebilir bence. Olabilir. Çünkü böyle hani eğer şimdi tabii ki buradan hani dişlerim kesmiyor muhabbeti var ya. O yüzden hani anneler, babaanneler onlar rende yapsın. Çünkü gerçekten şimdi ben bunu versem anneme, annemin dişi kesmez, yemez. Bu biraz daha böyle sert. Babamın da kesmez. Ben rendele yaparım. Ama biz gençler tabii kütür kütür. Serpil de yok şimdi. Serpil oruçlu olmasa rendeletir yarısını. Direkt yerdin. Direkt gönderirdim mideye. Biliyor musun Serpil? Annemle babam izlemiş. Babam diyor ki nasıl diyor, yarısını yedi diyor. Ah bilse, bilse nasıl rendeyle cebelleştiğimi. Ay çok tatlı. Ay dereotunun güzelliği. Dereotunu şey de yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela elle de eğer çok büyükse elle de parçalayabiliyoruz. O da çok böyle serpme bir şey veriyor ama tabii. Cam tencerede kullanmayalım. Elle vitaminleri ölmesin diye. Evet normalde öyle. Gördüğünüz gibi. İyi tamam, şu bakırımızı alalım. Deri üçe böldük. Bu maksat burada vitaminleri içinde kalsın. Ben anladım Cumali. Çok sağlıklı bir salata yapıyor. Greyfurt salatası yapıyor. Benim de evde vardı, ne yapacağım diye düşünüyordum. Cumali'nin bu tarifini yapayım bari, etiketleyeyim seni. Bunu ben mesela balığın yanında da yapıyorum. Efsane oluyor. Değil mi? Tabii tabii, balık yemeğinde de efsane. Şu naneye bayılırız ya. Bayılırım ya, nane. Rabbim nasıl, elhamdülillah ya. Bütün bu güzellikleri bizim için sunmuş. Buram buram kokuyor, görüyorsunuz değil mi? Yani kokular... Oh, elhamdülillah. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz Cumali? Çok güzel kokuyor. Efendim, şunu şöyle. Biraz. Nasıl tatlıyı arkaya koymuşum. Vallahi döndüler buldular tatlıyı. Aman, benim reji bana ne kadar şeymiş meğerse, açık arıyormuş. Serpil, bundan sonra daha dikkatli çalışıyoruz. Bu arada buna domates girebilir, girmeyebilir. O bence tamamen girsin, domates güzel. Evet. Tatlı, mis. Çok severim. Nermin çorbamıza bak. Aha, yine kim arıyor? Ömer. Ah çocuğum benim. Ne istiyorsun annem? Kurban olayım, biliyorsun yayındayım. Kesin kavga ettiler. Dün ne oldu biliyor musunuz? Ben gidiyorum, böyle bir işim var dışarıda. Arıyor beni benim 19 yaşındaki kızım. Ömer oğluna bir şey söyle. Ömer'i arıyorum. İşte kızına bir şey söyle. Dedim hanginize ben söylüyorum? Biriniz gelmişsiniz 19 yaşına. Biriniz gelmişsiniz 16 yaşına. Ha ben 19 yaşında dedim. Melike'yi doğurmuştum. Ha ben bu çocuklardan. Şimdi yalnız, kesin kavga ettiler. Beni bu arada arıyorlar. Bir maşallah diyelim değil mi? 19 yaşında kızı var. Maşallah diyelim. Erken yani yol alınca böyle oluyor efendim. Maşallah maşallah. Allah razı olsun. Allah nazardan saklasın. Bir de 11 saklasın. Yaşında bir tane küçük var. O garibim, hiç sesi çıkmıyor. Vallahi hiç beni üzmüyor. Heh, buradan izliyorlarsa duysunlar. Üzmüyor valla, geliyor sarılıyor, annem üzülme sen diyor, kurban olsun annesi. Aslında bu kadarı kafi. Tamam. Çok şeye gerek yok. Efendim, zeytinyağımızı döküyoruz. Zeytinyağımızı döktük. Nar ekşiği vereceğiz şimdi tatlı tatlı. Ben bir veriyoruz. Kaşık alayım bence. Şöyle. Cumali ismini kim koymuş? Çok güzel bir isim. Valla ismim... Herhalde Türkiye'de en az rastlanan isimlerden evet, birisi. Evet ama ben çok severim Cumali ismini. Cuma günü doğduğum için adımı Cumali koymuşlar. Eskiden. Herhalde mübarek gün olduğu için. Sonra ailemden birileri kabul etmemiş. Üç kere kura çekmişler isimde. Üçünde de Cumali çıkmış. Gerçekten mi? Yani onlar da artık kura, bu çocuğun adı Cumali ha? Belli yani. Kura çekmişler. Ay kurban olurum. İyi ki de olmuş bence, çok güzel. Farklı. Ben farklı isimleri seviyorum. Böyle sürekli hep aynı isimler var zaten şu an. Ama böyle sizin gibi farklı olunca hoş oluyor. Değişiklik oluyor bence. Eyvallah, teşekkür ederim.
Şimdi... Serpicim, çorbamı yapmışsın, harikasın. Üzerine maydanoz yapraklarıyla ekstradan bir lezzetine lezzet katıyoruz. Çok güzel kokuyor. Bülbül yuvası yansa da bütün yemeklerimiz gayet başarılı, gayet sağlıklı. Biz bu işi bilmeye çalışıyoruz efendim. Bilmiyoruz bakın. Bilmeye çalışmak ayrı. Yani yapmaya çalışıyoruz. En güzelini, en lezzetlisini, en görkemlisini tabii ki en düşük bütçelere sizlere sunuyoruz. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir şey var. Bu pilav devam bu salatamıza... edecek mi? Yok tamamdır. Zaten altını kapatmıştık. Yok kapamamışsınız. Tamam olsun. Bir şey olmaz. Heh. Evet. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şey diyecektim. Dökeyim mi tuz? Cumali? Tuz çok az yani çok az olabilir. Tamam şöyle azıcık. Şimdi buna normalde portakal da giriyor. Olur, yani greyfurt değil de portakalla da bunu deneyebiliriz. Olur. Ama ben greyfurtu çok sevdiğim için. Evet. Greyfurtun buna çok yakıştığını düşünüyorum. Ben biliyor musun böyle şey de yaparız onu parça parça dilimleyip de koyulur ha. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben tabii böyle şöyle gördüğünüz gibi. Bir de bunun en güzel yanı ne oluyor biliyor musunuz? Ne kadar salata su. Bittikten sonra alttaki suyu içmek oluyor. Aa evet. Tamamen şifa oluyor. Cumali var ya her şeyi biliyorsun ha. Hiçbir yani, şeyi bak kaçırmıyor bak. Bütün püf noktalarını veriyor. İşte sevdiğim. Efendim salatayı ev halkına yedirin. Suyunu siz için. Harikasın. Öyle cansın. Değil. Bu yeterlidir. Kafidir. Evet gayet başarılı. Şimdi onunla süsleme yapacağım o dursun. Tamam. Ben de buna pilavı boşaltayım mı? Bak, ne dersiniz? Bak efendim. Havuçları rendeleyebilirsiniz. Anne yiyemez bunları anneler. He, boşaltayım. Bunları rendeleyin siz. Biz böyle bakayım. Gençler dişlerimiz kesiyorken böyle yeriz. Vitaminiyle gözlere de faydalı. Aman Allah'ım. Rengin güzelliğine gel. Rabbim hamdolsun verdiğin nimetlere. Şükür 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 bizi yaşatacak olan tek şey efendim. Hiçbir zaman isyan etmiyoruz. Her zaman Rabbimin verdiklerine şükrediyoruz. Az veya çok. Az veya çok efendim. Şüphesiz. Bak. Görüntü nasıl ama? Ya ben nasıl diyeyim ya? Renk, ekran. Bakayım nasıl gözüküyor. Kameramanımız da ayrı bir güzel çekiyor. Bak. Aman Allah'ım. Şimdi bunu da ben mi içecektim ama işte orucum. Ne yapacağız bilemedim. Pek bir güzel gözüktü. Dökeyim bari tatlansın salatam. Aynen. Şöyle bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe yarabbim, ağzımız sulandı. Allah'ım. Çok teşekkür ediyorum verdiğin nimetler için. Tane tane olmuş değil mi bulgurumuz? Evet. Vallahi güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık. Vallahi güzel oldu. Çok güzel yaptı her şeyi Cumali. Beğendim. Ben sen hep gel Cumali bize. Sizden not aldık o zaman. Sen hep bugün gel için. Bize Cumali. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Vallahi mis. Kuzudan öte bence. Vallahi kuzudan güzel oldu. Süper ya. Atom bombası yani. Oh bulgur pilavıma bak tane tane. Fırında kebabı unutmadık canım. Kızartıyoruz onu. Yakmayacağız. Aldım çıkartıyormuşum kebap yanmış. Yok ben ayarladım onu. Gel. Aman. Bir canlı bir şeyle gir. Urfa'nın. Hadi. Neyle girelim? Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman. İçerim yanıyor aney, gözlerim ağlar. İçerim yanıyor aney, gözlerim ağlar. Evet. Vallahi süpersin Cumali. Şarkı da efsane oldu. Teşekkürler. Ya böyle alayım Cumali seni de. Şimdi efendim. Son 2 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Vakit program nasıl geçti bilmiyorum. Eline, koluna, diline, kalbine, yüreğine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Siz İyi ki geldin. Sağlık. Çok hocam, keyif aldım. Biz de çok keyif aldık. Vallahi çok güzel oldu. Nasıl zaman başladı, nasıl sonuna geldi bilmiyorum. Şu an ekranların en sevilen programı. Bütün dünya bizi konuşuyor. Kanal 7 ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı hem konuklarıyla hem yaptığı lezzetlerle göz doldurmaya devam ediyor efendim. Siz bizi izledikçe biz size en güzelini sunmaya devam edeceğiz. Efendim, herkese afiyet olsun şimdiden. Çok çok evet. Teşekkür ediyorum. Tabii bundan sonraki programda olamayacağım için şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan bayramını da tebrik ediyorum. Bu Allah keyifli programı olsun. Kaçırmadan izleyin diyorum. Keyifli programımızı kaçırmadan her gün izleyin. Biz aynı saatte sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Evlerimizden bereket, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
Her istediğiniz, her dilediğiniz gönlünüzce olsun. Benim dualarım sizinle, sizin de dualarınız benimle olursa çok mutlu olurum. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.